Sudaki izlere hoş geldiniz. Denizin derinliklerinde uyuyan tüm batıklar aslında gözyaşı ve trajedi demektir. Oysa Bodrum Karaada'da son yolculuğuna mutluluk çığlıkları ve alkışlarla uğurlanan SG-115'in hikayesi bir istisnadır. Tüm sualtı canlıları için güvenli bir sığınak, biz balık adamlar için de yeni ve heyecanlı bir dalış noktası olan SG-115'in sudaki izlerini sürmeye hazır olun. Sahil Güvenlik 115'in batırılacağı Karaada, balıkların üremesi ve korunması için özenle seçilmiş. SG-115'e doğru yola çıkıyoruz. Ancak yolda hepimiz için üzücü bir sürprizle karşılaşıyoruz. Şiş var üstünde. Nerede? Bak, kırmızı ne o? Şiş izi mi? Şiş izi mi o kırmızı? Büyük buluşmaya ne yazık ki moralsiz gidiyoruz. SG-115'in batırılacağı koyda, Motif Dalış Merkezi'nin teknesi demirli. Ama bugün turist daldırmıyorlar. Sahil güvenliğe ait SG-115 gemisi ve deniz kuvvetlerine ait Pınar 1 su tankeri, Bodrum'da batırılmadan önce BOSAT yöneticileri kendi aralarında onlarca planlama toplantısı yaptılar. Son toplantılardan birisine de sudaki izler katılıyor. Beyler kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor hazırlıklar İhsan? Gayet iyi, çok güzel her şey. Bütün hazırlıkları bitirdik. Şu anda son detayları işte son kez toplandık. Geminin batılacağı yerle ilgili son detayları arkadaşlarımızla birlikte bakıyoruz. Savaş, bildiğin üzere bu SG-115 30 metrelik bir tekne. 52 yaşında. Şu anda dümeni ve pervanesi olmadığı için çok iyi manevra yapıp alternatif yerler hazırlamıştık. Onları tartışıyoruz. Teknenin Turgut Reis D-Marine'den konuşlandığı yerden kalkıp Bodrum'a gelmesi Salı sabahı 06.00'da olacak. 09.00'da tekneyi mümkünse bu projede koyacağımız yerde konuşlandırmayı ümit ediyoruz. Hı hı. Hava durumu muhalefeti de çok söz konusu bu konuda. Ama bugün yapacağımız ilk araştırma ve dalış sonucunda teknenin dört tarafından bağlanacak yerlerin sabitlenmesi söz konusu. Hava şartlarındaki, deniz şartlarında en küçük bir değişiklik gemiyi istemediğiniz bir noktaya düşürmenize sebep olabilir. Gemiyi nasıl batıracaksınız? Nasıl sabitleyeceksiniz? Zaten amacımız gemiyi istediğimiz yere oturtmak. Bunun için de bugün dalış yaparak aşağıda halatları nereye bağlayacağımızı, işte hangi açıdan bağlamanın daha uygun olacağını tespit edeceğiz. İnşallah istediğimiz yere batar. Batmazsa da zaten bunda çok fazla yapılacak bir şey yok. Su altında tekrar bunu doğrultma şansımız olduğunu pek sanmıyorum ama çok büyük bir ihtimalle bizim istediğimiz yere batacak. Kaç metre burada derinlik abi? Bu teknenin kıçı 30 metre, üstü tahmini 14-15 metre civarına gelecek. Şimdi onu dalış yaparken daha net bir şekilde göreceğiz. Murat İçel ve Şevket Sevi, SG-115'in son uykusuna dalacağı yerde bir araştırma dalışı yapacaklar. Bu dalışta dip yapısı incelenerek geminin nasıl konuşlanacağı belirlenecek. Bu sabitleme yerlerini, mevkilerini, konuşlandıracağımız noktaları tamamen karar birliğinde alacağımız için önce bir survey yapmamız gerekiyor. Yalnız düşüncemiz teknenin arka tarafından batırılması. İlk önce teknenin kıç bölümü batacak. Aşağı yukarı 14-15 metre civarı. Denizin o noktadaki derinliği 14-15 metre. Kıç 14-15 metreye doğru, oturacak. Doğru. Teknenin kendi boyu da var 5 metre. Yani normalde 10 metre civarına falan gözükmüş. 10 metrede bir dalgıç oraya ulaşabiliyor. Eğimimiz aşağı yukarı Şevket Sevin'in söylediği gibi 30-35 derece civarında. Yani teknenin prula kısmını aşağı yukarı 30 metrelerde konuşlandırmayı planlıyoruz. Yapılan projede zaten arkadaki hatchler var. Makine kaportasının üstü açıldı. Ön tarafta hatchler açıldı. Ve su buradan girdikten sonra yandaki bordo kesimlerinde yapılan hatchlerden de aşağı yukarı yarım saat içinde 180 ton saatte basmayı planlıyoruz. Yarım saat 45 dakika içinde
teknenin kıçını yavaş yavaş suyun altına gömmeyi planlıyoruz. Özellikle yurt dışında bu tip artificial reef denilen suni dalış alanları oluşturuluyor. Eski gemiler batırılıyor ve dalış alanları oluşturuluyor. Bunun bilgi ve becerisi ve tecrübesi nasıl kazanıldı, nasıl elde edildi? Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Biz o yüzden çok itinayla yapıyoruz ki bu diğer bölgeye bir örnek olacak. Yani bundan sonraki Türkiye'nin her bölgesine bu tarz çalışmalar başlayacaktır, bu kesin. Bunun için insanlar bize gelecek, biz de bütün tecrübemizi, bu konuda öğrendiğimiz her şeyi insanlarla paylaşacağız, destek vereceğiz. Fakat Türkiye'de ilk olmanın verdiği tabii acılı taraflar da var. Biz bu projeyi sponsor bulamadık. Bizi destekleyen ufak birkaç firma oldu. Onlar da bizim kişisel ilişkilerimizden kaynaklanan dostluklar sayesinde oldu. Onun dışında bunun batılması, finansını sağlayamadığımız için bizim tarafından yapılması gerekti. Ve dolayısıyla biz bir ekip oluşturduk. Şanslıyız ki arkadaşlarımızdan, dalış merkezi sahipleri olan, üyelerimiz olan, yönetim kurulu olan arkadaşlarımız, Murat İçel örnek verebilirim bu konuda, yurt dışında bu tarz çalışmalarda daha önceden bulundu. Ve bu tarz tecrübeleri var. Kendisi yıllarca Amerika'da yaşadığı için bu tarz batıkları hem seyirci olarak hem faal olarak katıldı, değerlendirdi. O yüzden onun tecrübeleriyle bizim yöresel bilgilerimizi birleştirerek bu projeyi en oluşabilecek, en az maliyetli, en güzel hale getirdik. Ve inanıyorum ki bir problemsiz istediğimiz noktaya bu gemiyi konduracağız. Bir şey aklıma takılıyor. Her gemi batışı aynı zamanda bir çevre felaketidir. Çünkü geminin içerisinde yakıtı var, geminin içerisinde yağlar var. Bir de bunların içerisine girecek olan dalgıçların emniyeti, yani dalgıçların rahatlıkla dolaşabileceği makine dairesiydi, ambarlarıydı. Pek çok çapariz olabilecek şey var. Bu gemilerde nasıl bir hazırlık yaptınız? Çevreye zarar vermesin ve dalgıçlara zarar vermesin diye ne yaptınız? Bildiğin üzere SG-115 İzmir Alabey Tersanesi'nde konuşlanmıştı. O ilk makine sökümü, genel kaba temizlik, yağ temizliği, bazı limozların kapatılması vesaire, onlar orada yapıldı. Arkasından Sayın Enes Edis'in desteğiyle, Bozkır Romarkör'üyle biz bunu Turgut Reis'de marine çektik. Ondan sonra yapılan proje birincisi iç temizliğiydi. İçerideki cam yünlerinin, kabloların, belli bildiğin üzere gemilerde gelen curuflu malzemenin temizlenmesi söz konusuydu. Suyun rahatlıkla girebilmesi için, artı dalgıçların, penetrasyon yapmak isteyen dalgıçların rahatlıkla takip edeceği bir güzergah olması amacıyla ve yanlarında da bir takım olaylar, hatchler açılacak. İçeride bildiğimiz çapraz verecek malzemenin hepsi temizlenmiş vaziyette. Yani dalgıçlar hem su üstünde hem su altında emniyetli dalışlar yapabilirler. Beyler hazırlığı mola vermişken hem bir nefes alalım hem de yaptığınız işle ilgili bir şey söyleyeceğim müsaade ederseniz. Yani geminin formu çok güzel, çok iyi yerlere de giriş çıkış için hatchler açıyorsunuz ama ya demin bir tanesine elimi değdirdim, jilet gibi abi. Yani oraya malzemeyle girerken regülatörün hortumuydu, BC'nin efendime söyleyeyim balonuydu. Onlardan öte eli gelse ilk yardım uygulamak zorunda kalırız yani, ne bileyim. Ben evet, penetrasyon yapmayacağım. Abi nasıl verdi? Hayatta beni durduramazsın. Ben bunun ta makine abi dairesine kadar giderim abi. Hangi dalı batığa girersen gir, bütün hepsinde bu tehlike var. Yani dalmayacaklar. Hayır. Yani zaten bu hani batık dalısı özel bir dalı. Yani herkes batığa dalmasın zaten abi. Batığa dalan adam batığı bilerek dalsın. Batığa dalsın ama penetrasyon yapılmasın. Ama yine de yani mutlaka insanlar yapacak ama siz bunu düşünerek benim hoşuma giden şey şu. Yani bunları aramızda konuşuyoruz ve siz en emniyetli, en konforlu dalışın yapılması için en küçük ayrıntıyı bile evet onu taşlayalım, işte burayı kapatalım, burayı emniyete alalım, uğraşıyorsunuz. Yani gemiyi aldık geldik hop denizin dibine gönderelim evet, değil buradaki olay. Yani çünkü benim gerçekten hoşuma gitti. Yani ciddi bir çalışma yapılıyor burada. Evet. Bunun da tek bir amacı var, burada en emniyetli, en rahat dalışın yapılması. Kenan, siz bunun içine beton mu döktünüz abi? Evet abi, bunun içine 18,5 ton beton döküldü. Hem stabiliteyi sağlasın, hem de teknenin altındaki o ıvır zıvır kapansın diye. Yani çünkü birçok makine parçaları falan var, onlar kapatılsın diye. Zaten görüyorsun şurada elektrik kabloları, şeylerini zaten kapatılıyor. Ona mümkün olduk ha gemiyi. Oraya sıfır zarar verecek şekilde getirmeye çalıştık.
BOSAT'çılar bu konuda deneyimleri olmamasına rağmen canla başla çalışarak gemiyi çevreye zarar vermeden batırılacak hale getirmişler. SG-115'i biz temizledik. Fakat kim temizlerse temizlesin, sonuçta bu gemiler batırılmadan önce Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın öngördüğü Ege Üniversitesi profesörleri tarafından gelip denetlendi. Ve bunlara temizlik temizdir, batırılmasında sakınca yoktur raporu verildi. Bu raporlardan önce yine aynı üniversitenin profesörleri, hatta Profesör Altan Lök bu konuda inanılmaz çalışmaları olan, Türkiye'de yapay resiflerle ilgili inanılmaz çalışmaları olan bir insan, çok motiveli bir profesörümüz. Teklerin batıracağı yerlere gelerek önce ekibimizle beraber dalışlar yaptılar. Bu gemi buraya batırıldığı zaman aşağıdaki ekolojik dengeye, su altı canlılarına, su altı yapısına bir zarar verir mi, vermez mi? Önce bunların yerleri bakıldı, tespit edildi ve zarar verilmeyeceği kanısına varıldıktan sonra bu noktalar koordinatlandırılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bildirildi. Dolayısıyla şu anda batırılacak yerde bir problemimiz yok. Gemi temiz batırılabilir durumda. Suyun altında çevreye hiçbir zararı olmadan denizlerimize kazandırılacak. Evet. Peki faydası ne olacak? Dalış turizminin dışında çevreye faydası ne olacak bu batıkların? Dalgıçlara faydası olacağı gibi, dalış turizmine faydası olacağı gibi aynı zamanda su altında doğal resif oluşturacağı için balık yuvası, balıkların saklanabileceği yaşam alanı, oradaki canlıların için güzel bir ortam oluşturacaktır. Bu batık aynı zamanda gırgır ve troll teknelerini de bu bölgeden uzaklaştıracaktır. Dolayısıyla o balıkçılar ağlarının bu gemilere takılıp yırtılmasını kesinlikle istemeyeceklerdir. Dolayısıyla biz dalgıçlara hizmet verirken daha önemlisi bizce su altı doğasını ve yaşamı korumuş oluyoruz. Bu projenin beni heyecanlandıran yönü ne biliyor musunuz? Türk karasularında binlerce, on binlerce gemi batmış olabilir kaza sonucunda. İlk defa bilinçli olarak bir gemi batırılmaya ve belli bir noktaya batırılmaya çalışılıyor dalgıçlar için. Ve siz bunu tamamıyla amatör bir heyecanla, kendi kıt kaynaklarınızı, kendi bilgilerinizi kullanarak yapıyorsunuz. Kısaca Bodrum'daki dalış merkezleri suyun altına kendi anıtını dikiyor. Ben böyle görüyorum. Teşekkür ederiz. Bu tarz yorumlar her zaman bizi destekledi. Bunu yapmamız için bize şevk verdi. Maalesef üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde dalış inanılmaz yerini bulamayan, hakkını almayan bir spor olarak kaldı. Bu tarz hareketlerle bunun gelişeceğini, özellikle Türklerin, Türk dalıcıların daha çok artacağını düşünüyoruz. Türkiye aslında batıklar cenneti. Sen biliyorsun, birçok program yapıyorsun bu konularla ilgili. Amfora batıkları olsun, tahliye batıkları olsun, Türkiye bir cennet. Fakat maalesef çoğu senin de bildiğin gibi dalışa yasak alanlar içinde. Fakat bu tarz çalışmalar senin de dediğin gibi Türkiye dalış sektörünü inanılmaz hızlı bir şekilde geliştirecek ve Türkleri denize daha çok yaklaştıracaktır. Burada kesiş var ya, ben de oraya gideyim, böyle bir kontrol edeyim mi? Ulan ne kadar kesin olmuş. Geldik, son kontrollerimizi yaptık. SG-115 artık batmaya hazır. Bordolardan hatchler açıldı. Gece dalga ve solugandan dolayı içeri su girmesine karşın arkadaşlarımız yandaki tekneyle burada gece sabaha kadar nöbet tutacaklar ve motopomplarla hazır müdahale için bekleyecekler. Yarın gördüğünüz bütün bu koy artık teknelerle dolmuş olacak. Bu koyda işte protokol gemisi, basın gemisi ve Bodrum'daki tüm dalış tekneleriyle tamamen bu koy tekneyle dolmuş olacak. Tabii ki güvenlik şeridi dışında ve artık heyecanla yarın sabah 11 batış saatini bekliyoruz. Her şey hazır ve yoluna gidiyor. Kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Güle güle. Geriye sayım başladı. Sadece SG-115 değil, yarın yapılacak büyük tören içinde son hazırlıklar bu gece tamamlanmalı. Senin teknen fugaya yanaşıyor, protokol için hazırlanıyor. Aynı zamanda bu teknik malzeme yükleniyor, eksikler ne varsa hazırlanıyor. Çarşamba 09'da protokol geliyor. Protokole çay kahve ikram edildikten sonra 10 gibi, 9.45, 10 gibi sizle zaten haberleşiyoruz. Senin tekne fugadan ayrılıyor. Yanımızda basın tekneleri de olacak. 4-5 tekne beraber batılacak yere gideceğiz. Bugün SG-115'i son yolculuğuna uğurlayacağız.
Bodrum Kaymakamı Abdullah Kalkan, Kale Müdürü Yaşar Yıldız, silahlı kuvvetlerimizin önde gelen temsilcileri, dalış camiamızın duayenleri, abilerimiz ve eski dostlarımızla birlikteyiz. Bugün hepimiz aynı teknedeyiz. SG-115 sahil güvenlik gemisinin batırılışını sudaki izler ekibi 3 farklı kamerayla su altında izleyecek. Ben Engin Aygün ve Emre Karakoyun'du. Batığı çekerken Erkan Ayral tarafından imal edilen 2 tane cihaz, bir tanesi ROV, bir de dalgıç tarafından yönlendirilen kamerada yukarıya bu protokol teknesine aşağıdan canlı görüntüler verecek. İşte burası ROV'un komuta merkezi. ROV'dan gelen görüntüler ve aşağıya indirilecek olan kameradan gelen görüntüler canlı olarak bu monitörlerden izlenebilecek. SG-115 ile buluşmak için artık demir alıyoruz, yola çıkıyoruz. Bir gemi batıracağız ve hemen arkasından da dipte onunla buluşacağız. Tüm deniz dostları için çok özel bir gün. Karaada'nın hemen yanında katamaranı görüyorsunuz. Yüzer disk o katamaranın üstünde yüzlerce deniz sevdalısı var. Dalış merkezlerinin tüm tekneleri Karaada'ya gitti. Sahil güvenlik gemisi açıkta gözetliyor. SG-115 birazdan batırılacak. Biz de protokol teknesinde bu anı görüntüleyeceğiz. Savaş Karakaş çok eski arkadaşımız, dostumuz. Kendisi bir su altı sever. Özellikle Çanakkale batıklarıyla ilgili, Bodrum'da ilgili bir belgesel çekti. Çanakkale batıkları ilgilensin. Su altı aşığı diyebilirim kendisi için. O da sağ olsun geldi. Baştan sona bütün çalışmaları kayıt aldı Emre, kameraman Emre arkadaşımızla beraber. Çok güzel bir belgesel hazırladı. Her aşamada bulundu. Kesim aşamasında, temizlik aşamasında, hazırlık aşamasında. Dün gece geç saatlere kadar yine beraberdik. Şimdi kendi ekibiyle beraber dalacak. Su altında da görüntüleri gemi batarken çekecekler. Yıllarca dalış yaptığım Karaada'da bugün daha önce hiç yaşamadığım bir heyecanı yaşayacağım. Deniz biz balık adamlara bir armağan sunacak. Sıra dışı ve paha biçilmez. Karaada tarihi günlerinden birini yaşıyor. Dalış turizminin yıllar önce başladığı günlerdeki sakinlik bugün yerini coşkulu bir kalabalığa bırakmış. Dalış tekneleri yanında katamaran, guletler ve gezi tekneleri de denizi seven tüm dostları buraya taşıyor. Yolcular tarihe tanıklık etmenin ve SG-115 ile ilgili yıllarca anlatılacak hikayenin parçası olmanın ayrıcalığını yaşıyor. İnanamıyorum ya. 1986 senesinde bir tane dalış merkezi vardı Bodrum'da. Turkuaz Dalış Merkezi. Onda çalışıyordum. 86'dan 2007'ye geliyorsun. 21 sene. Ve dalış merkezleri artık Karaada'daki koylara sığmıyor. Yan yana yan yana. Ve ortalarında da ilk defa artık kendi yapacakları, kendi yaratacakları reef. Bir batık, bir gemi. Yolcular tarihe tanıklık etmenin
ve SG-115 ile ilgili yıllarca anlatılacak hikayenin parçası olmanın ayrıcalığını yaşıyor. Kameralar çalışıyor ama su altında yaşanacak heyecanı da canlı olarak izlemenin bir yolu var. Emreciğim, biz su altında 3 balık adamız ama bir tane de el kamerasıyla bir arda iniyor dalgıç olarak. 4 kişi olacağız yani. Ondan gelen görüntüleri de işte burada. Birazdan üst güvertedeki davetler aşağı inip izleyecekler. Canlı olarak su altından buraya görüntü veriyoruz. Süper abi. Şişme botlar SG-115'i gece beklediği koydan dışarıya, batırılacağı noktaya getiriyor. Unutulmaz anın görüntülenmesi için bir kamerada geminin burnuna sabitleniyor. Evet, rol suya indi. Artık sıra dalgıçlara geliyor. Herkes hatıra fotoğrafı çektirip günün kahramanı SG-115'e ve tüm deniz şehitlerimize selam duruyor. İstiklal Marşımız denizcilere has bir coşkuyla okunuyor. Şafaklarda yüzen Alsancak sönmeden yurdu. Su altı çekim ekibi olarak son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. SG-115'in derinlere doğru yapacağı son yolculuğunu güvenli bir mesafeden takip etmek üzere suda bekleyeceğiz. Batış anında geminin içerisindeki havanın yeri suyla dolar. Ve bu ciddi bir anafor yaratır. Yakınlarda ne var ne yok bu çekime kapılabilir. Yakın duran bir dalgıç için bu ölümcül bir risk demektir. Bu nedenle heyecanımızı dizginleyip batmakta olan geminin çekimine kendimizi kaptırmamamız gerekiyor. SG-115 battı ama hala alkışlar ve ıslıklar duyuluyor. Gülen yüzler, denizciler ve doğa severler için mutlu bir günün ifadesi. Biz su altında yaşadığımız heyecanı ve ayrıcalığı, Erkan Ayral gibi usta bir ağabeyimizin icatları sayesinde canlı olarak yüzeye ulaştırıyoruz. Görüntüler bizim için de, yüzeydekiler için de nefes kesici.
BOSAT ülkemizde bir ilke imza attı. Bugün balık adamlar ve dalış merkezleri için olduğu kadar sualtı canlıları için de bayram edilecek bir gün. Bodrum'da ilk kez batık dalışı yapıyorum. Eminim bu batık sayesinde sualtı canlılığının azaldığı bu bölgede balık popülasyonu giderek artacak ve çeşitlenecek. Boyu 29 metre, eni 4.70 olan gemi, sahil güvenlikteki görevini tamamladı ama artık yeni bir görev var. Balık ve balık adamlar için vazgeçilmez bir sığınak olmak. ...56 ton ağırlığındaki gemi 18 metreden başlayıp 30 metre derinliğe inen hafif çamurlu bir zeminde yatıyor. Ve ilk temasın izleri geminin kıç tarafında kendini gösteriyor. Burada hafif de olsa bir ezilme var. Ancak bugünün telaşı geçince ve denizin tozu dumanı dağılınca gemi inanılmaz görüntüler sunacak. Bu izledikleriniz ise sadece derinlerdeki ilk günün hatırası olarak anılarda ve sudaki izlerde yaşayacak. Çıkışa geçerken SG-115'e bizden sonra yapılacak binlerce dalışı ve yeni ziyaretçilerini düşünüyorum. Eminim hepsi bizim kadar zevk alacaklar. Hesap ettiğimizden çok daha hızlı aşağı gitti. Ve hesap ettiğimizden çok daha sert dibe vurdu. Sağ güvenlik gemisinin kıç tarafında biraz yamulma var. İlk zemine vurduğu yerde. O bayrak dibi falan tamamıyla kırılmış tabii de. Kıç tarafta aynı zamanda bir de içeri çökme var. Onun dışında tam istediğiniz gibi baş taraf 30, kıç taraf en derin yer 18 metre. Aşağı doğru biraz eğimli duruyor. Bilmiyorum arka taraftaki o kıç alatlar söküldüğü zaman biraz daha kayar mı? Savaş nasıl duruyor? Herhalde 3 ila 5 derece sancağı. 3 ila 5 derece ama. Daha fazla değil. İyi ya. İyi. Çok iyi. Çok iyi. Değil mi? Alatlar gergin. Çapraz kıç tarafta sağlam duruyor. BOSAT denizlerimizde bir ilki gerçekleştirdi. Projede emeği geçen arkadaşlarımızı, Bodrum'un tüm balıkları ve balık adamları adına kutluyoruz. BOSAT'ın Bodrum Karaada Yapay Resif ve Batık Projesi sualtı dünyamıza ilk batığını armağan etti. Böylece SG-115'in denizlerdeki macerasının sonuna geldik. Fakat şimdi sizin maceranız başlıyor. Hepinizi bizim kaldığımız yerden SG-115'in sudaki izlerini sürmek için Bodrum'a davet ediyoruz. Şimdiden iyi dalışlar.
Gurur ve mutluluğumuzu aynı akşam yapılan kokteylde de paylaşıyoruz. Geleceğe dair deniz ve denizcilerin hayalleri çok. SG 115 ile hayallerin en azından biri gerçeğe dönüştü. Yeni doğan çocuklar oyuncak alındığı zaman genelde tabanca makinalı tüfek verilir. Ateş etsinler, dışın degman oynasınlar diye. Ya bir parçacık şöyle bir bağ versen, gemici bağlarını öğrense daha faydalı değil mi? Ya da çocuklar doğdukları zaman büyürlerken hemen babaları bastırır. Fenerbahçeli olacak bu. Annesi der ki yok Beşiktaşlı, yok Galatasaraylı. Bayrak sallatırlar. Ya bayrak sallamak ya bir maske, palet, şnorkel versen ne? Palet sallasa daha iyi olmaz mı? Ya da iyi arkadaş, kötü arkadaş dendiği zaman... Orada burada şurada mahalle arasında misket oynayacağı arkadaşlar yerine BOSAD'ın değerli yönetim kurulu üyeleri gibi arkadaşlar bulsa, bu çocuklar dalmayı öğrense daha iyi olmaz mı? Bence olur. O zaman senin arkadaşlarını çağıralım şimdi buraya. Bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Türk denizciliğinde önemli bir adım olarak görüyorum. Gemi batırdık ya biz ne yaptık demeyelim. Yani biz Dumlupınar'ı da batırdık maalesef. Onu da hatırlayabiliriz. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Kocatepe'yi de batırdık. Onu da hatırlayabiliriz. Ama SG-115'in ayrı bir yeri var. Onu mutlulukla hatırlayacağız her zaman. BOSAD'a teşekkür ediyorum.